sunduğu 25. saat devam ediyor. Sevgili seyirciler, 25. saatte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Birinci Sıra Adayı ve eski Samsun Garnizon Komutanı Sayın Naci Beştepe konuğumuzdu. Ülkeyi konuştuk, terörü konuştuk ilk bölümde. Neden siyasete girdiğini ve kısaca neden Vatan Partisi'ni seçtiğini konuştuk. İkinci bölümde biraz daha siyaset ağırlıklı konuşacağız. Ülkenin durumunu konuşacağız ama ondan önce Vatan Partisi'nin bu hafta içerisinde bizim gazetemizde de yer alan sizin bir demeciniz vardı. Biz iktidar olmayabiliriz ama iktidarın bile yapamayacağı önemli başarılar elde ettik dediniz. Ben öncelikle taraflı tarafsız hangi partiden olursa olsun Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in Ermeni meselesinde verdiği mücadele ve elde ettiği başarının takdire layık olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma takdir ediyorum ve Türkiye için teşekkür ediyorum. O süreci biraz anlatır mısınız? Bu en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin aldığı kararla Ermeni katliamı iddiaları tarihin tozlu sayfalarına gömüldü diyebiliriz galiba. Buyurun. Şöyle, gömüldü ifadesi çok güzel bir ifade de gömülmez, bu iddialar devam eder ama çok büyük bir kazanç olduğu Türkiye açısından ve Türk vatandaşları açısından çok büyük bir kazanç olduğu ve Ermeni iddialarına, 100 yıllık yalan Ermeni soykırımı iddialarına çok büyük bir darbe olduğu, elimize çok önemli, güçlü bir silah geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ha, gerçekten gömüldü. Bundan sonra yasal olarak gerek Ermenilerin gerekse diğer ülkelerin yapacağı bir şey. Eğer arzu ederseniz çok kısaca ben bir süreci, tabii efendim, tabii. Süreci bir özetleyeyim. Ne oldu, nereden geldik buraya? Şimdi Ermeni soykırım iddiaları 1915'te o Kurt 1. Dünya Savaşı dönemindeki Doğu Cephesi'nde başlayan olayların getirdiği, meydana getirdiği bir iddia. Çok iyi biliniyor ki orada olay nedir? Rusya'ya karşı, Rus ordularına karşı, o zamanki Sovyet Birliği ordularına karşı çarpışan Türk ordusunun Ermeniler tarafından geriden vurulması veya hatta bazı birlikler kurarak Rus ordularına yardım edilmesi neticesinde Türk hükümetinin, dönemin Osmanlı hükümetinin tehcir kararı almasıdır. Bu tehciri yaparken oradaki insanlara zarar gelmemesi için çeşitli tedbirler alınmış, emirler, talimatlar verilmiştir. Ancak o günün koşulları nedeniyle yokluklar, kontrolsüzlükler, savaş ortamı nedeniyle oradaki bir sürü Ermeni vatandaşımız zarar görmüştür. Hayatlarını kaybetmiştir, hastalanmıştır, yok edilmiştir, evlerini, yurtlarını kaybetmiştir. Ama şunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Onlar kadar acı çeken de bir Türk ulusu var. O bölgede yaşayan insanlar var. Onlar da belki Ermenilerden çok daha fazla çekti. Burada bir soykırımdan bahsetmek için önce vicdan sahibi olmak lazım, ondan sonra gerçekçi olmak lazım. O olaylardan sonra Osmanlı hükümeti o olaylara Ermeni vatandaşlarımızı koruyamayan insanlara, görevlilere davalar açtı. Bir sürü insan idam edildi, ceza aldı. Soykırım yapmak isteyen bir ülke orada Ermenileri koruyamadın diye kendi vatandaşını idam eder mi? Asar mı? Hatta o kadar ki haksız yere de bir sürü insan bundan zarar görmüştür. Mesela bizim Boğazlayan Kaymakamı gibi, Kemal Bey gibi. Efendim, o olaylar o zamandan beri iddia ediliyordu. Fakat ne zaman canlandırıldı? 1960'lı yılların sonunda, 70'li yılların başında olaylar tekrar canlandırıldı. Nedir olay? İşte bakın, gelelim gene emperyalistlerin Türkiye üzerindeki amaçlarına. Emperyalistler Türkiye'de bir sac ayağı kullanırlar. Bunun bir bacağı sac ayağının bölücü Kürt akımlarını kışkırtmaktır. Bir ayağı gericileri, şeriat heveslilerini veya şeriata meyledenleri kışkırtmaktır. Diğer bir ayağı da Ermenileri kışkırtmaktır.
1915'ten beri ve Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri bunlar hep devam eder. Neden emperyalistler diyorum? Onu şuradan müsaade ederseniz okuyayım. İki tane uluslararası karar okuyacağım size. Bir tanesi Avrupa Parlamentosu'nun 18 Nisan 1987 tarihli kararı. Bakın ne diyor Avrupa Parlamentosu? Avrupa Parlamentosu 1915-17 yıllarındaki Ermeni olaylarını Birleşmiş Milletler'in 9 Aralık 1948 tarihli kararındaki soykırım tanımına uygun bulur ve ilan eder. Türk hükümetinin de bunu kabul etmesini ister. Türkiye'nin bu olguyu reddetmesinin Avrupa Birliği üyeliğinin kesin engel olduğunu açıklar. Avrupa Birliği diyor ki soykırımdır. O 48'deki Yahudi soykırımı tanımına biz de bunu uygun buluyoruz ve eğer kabul etmezseniz siz Avrupa Birliği'ni almayacağız. Şimdi müttefikimiz, acaba dostumuz mu düşmanımız mı dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi kararı, yıl 2005, daha da vahim. Diyor ki kongre 1915-1923, Avrupa Parlamentosu 1915-1917 diyor, Amerika 1915-1923 diyor olaylar. Ermeni soykırımını anmakta ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, öncül devlet olan Osmanlı İmparatorluğu'nun işlediği Ermeni soykırım suçunu tanımaya, Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkıyla yakınlaşma içine girmeye zorlamaktadır. Kongre, Türkiye'nin belirli koşulları yerine getirmesi şartıyla Avrupa Birliği üyeliğini desteklemektedir. Yani aynı o da diyor ki, eğer sen tanımazsan, ben seni zorlarım ve Avrupa Birliği üyeliğini destekleyemem. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen oraya da burnunu sokuyor. Şimdi olayın vahameti şu, 1919-23 dediğiniz zaman bizim Kurtuluş Savaşımızı tamamen soykırım olarak kabul ediyor. Yani sadece Ermenilere karşı değil, bütün cephelerde soykırım olarak tanıyor. Bundan kim cesaret alıyor? Yunanistan. Yunanistan 1996'da Ermeni soykırım kararını aldı parlamentosunda. Yetmedi. Geçen sene 19 Mayıs 2014'te bir karar aldı. Dedi ki Ermeni soykırımı, Pontus soykırımı ve Küçük Asya soykırımını inkar etmek suçtur. Şu kadar para cezası, bu kadar hapis cezası. Bakın aynı yere geldiler. 1915-1923'ü soykırım. Yani kabul ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu bir soykırıma dayandırıyorlar. Ya biz bir vatan mücadelesi, bir kurtuluş mücadelesi vermedik, bir bağımsızlık mücadelesi vermedik de oradaki ulusları diye azınlıkları veya belirli grupları yok ederek onların yerine onların sanki vatanını aldık. Olay buraya getiriliyor. Evet. Sonra bunun üzerine 2005'teki Avrupa Parlamentosu kararı üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı, o zamanki İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek İsviçre'ye gitti. İsviçre bu kararı alınca, soykırım yasaktır sözlerini alınca İsviçre'ye gitti. Soykırım inkarını yasak kabul edince. İsviçre'de basını topladı, dünya basını. Dedi ki, Ermeni soykırımı tarihi bir yalandır. Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır. Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır. Ve bunun üzerine soykırımı inkar etmeyi suç sayan İsviçre, Doğu Perinçek'i hemen mahkemeye verdi ve cezalandırdı. Hapis cezası verdi. Doğu Perinçek bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 28 Ocak 2015'te ikinci dairede davayı gördü ve Doğu Perinçek'e haklı buldu. Dedi ki Ermenistan'a, hayır sen bu soykırım yoktur, ifade özgürlüğüdür. İfade özgürlüğüne aykırıdır aldığın karar. Ha bu kadarla kalsaydı bu çok önemli değildi. Neden? Biz derdik ki soykırım yok. Diğerleri de derdi ki soykırım var. Evet. Ama karar bu kadarla kalmadı. Dedi ki bu 1915 olayları 1948'de tanımlanan soykırıma benzememektedir. Yani Holokost denen Yahudi soykırımına benzememektedir. 1915 olayları hala tartışmalıdır. Yani oturmuş bir karar yoktur. Ki soykırım
kabul etmek parlamentoların yetkisinde değildir. Soykırım ancak yetkili mahkemelerde karar verilebilir soykırıma. Kimdir bu yetkili mahkemeler? Bir, olayın geçtiği ülkenin yerel mahkemeleridir. İki, Uluslararası Adalet Divanı'dır. Bu ikisinde de böyle bir karar alınmamıştır. O halde Ermeni soykırımı yoktur. İkinci daire böyle bir karar verince bizim elimiz çok güçlendi. Ve aslında bunun gerçek olduğunu, yasal olarak bu kararın çıkmasını zaten bekliyorduk. Ancak bazılarının zorlamasıyla, ki bunlardan birisi Amerika'dır, İsviçre temyiz etti davayı. Temyiz edince büyük daireye gitti. Büyük dairede kararını açıkladı. 15 Ekim 2015'te açıkladı. Yani 10 gün önce açıkladı. Dedi ki, ikinci dairenin verdiği karar doğrultusunda benzer ifadeler kullanarak Ermeni soykırımının parlamentolarda karar alınamayacağını ve bir uluslararası bir mahkeme, yetkili bir mahkeme kararı olmadığını o da teyit etti. Şimdi elimizde işte böyle 100 yılın davasını çökerten böyle önemli bir karar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bütün Avrupa ülkelerini bağlar. İki, onlarla Avrupa ile ilişkileri olan, yasal ilişkileri olan ülkeleri de bağlar. Buraya gelene kadar ne olmuştu? Dünyada 190 ülke var bugün. 190 ülkenin 20'si parlamentolarında karar aldılar. Ermeni soykırımı olmuştur diye. Ermeni soykırımını kabul eden yasalar çıkardılar. Bazı ülkeler de, işte demin Yunanistan örneğini verdiğim gibi, Ermeni soykırımını inkar etmeyi suç sayan yasalar çıkardılar. Kim bunlar? İşte İsviçre. Kim bu? Slovakya. Sonra Yunanistan. Amerika Birleşik Devletleri'nin 41 eyaleti, Amerika parlamentosunda henüz kongresinde karar alınmadı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin 41 eyaletinde Ermeni soykırımını kabul eden yasalar çıkarıldı. Evet. Şimdi işte mücadelenin yeni bir ayağı başlıyor. Bugüne kadar bu mücadelenin yanında olmayan, Doğu Perinçe'ye ve Talat Paşa Komitesi'ne destek olmayan artık Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, onun Dışişleri Bakanlığı, onun yasal kurumları, onun meclisi artık bu davada bu kararın arkasına düşmeli ve Talat Paşa Komitesi ile birlikte, hatta ondan önde bu ülkelere aldıkları kararları yutturmalı, yedirmeli, geri aldırmalıdır. Bu hakkımız var, bu yetkimiz var, bu gücümüz var artık. Bu karar bize bunları yaptırma gücü veriyor. Çok önemli bir silah. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde uluslararası arenada bir Bozkurt davası hatırlanır. Atatürk döneminde Bozkurt gemisiyle ilgili rahmetli Mahmut Esat Bozkurt'un kazandığı dava hazırlanır. Ama o dava bunun yanında denizde kum gibidir. Bu dava o kadar önemli, o kadar büyük, o kadar kapsamlı bir dava ve güçlü bir karar çıkarttık ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşları, dışarıda yaşayanlar, dışarı gelip gelenler artık kafalarını önüne eğmeden rahatlıkla bütün dünyada, dünyanın her yerinde hayır biz soykırım yapmadık, biz vatanımızı savunduk. Uluslararası en yetkili makamdan da bunu teyit ettirdik, bu kararı çıkarttırdık diyecekler. Böyle bir güç kazandık. Siz ifade ettiniz, ben de sadece genel başkanım olduğu için değil, bir Türk vatandaşı olduğu için Sayın Doğu Perinçek'i bir daha kutluyorum, şükranlarımı sunuyorum. Evet. 1 Kasım, bugün Perşembe, birkaç, bir saat sonra Cuma, seçime kaldı 3 gün, 2 gün. Vatan Partisi nasıl hazırlandı seçimlere? Seçimlere hazırlanırken hedefleri neydi? 7 Haziran'da oyunuz 1035'ti. Tabii anket sonuçları falan açıklayamıyoruz seçim yasaklarına girdiği için. Ama beklentilerinizi, yani Vatan Partisi'nin siyasetten, seçimden beklentilerini alabilir miyiz efendim? Şimdi çok gerçekçi ve açık konuşacağım. Her siyasi partinin hedefi mutlaka meclise girmek, iktidar olmaktır. Vatan Partisi'nin de budur. Ülkeyi en iyi yöneteceğine inanan, bununla
bunu yapacak yeterli kadrolara sahip olan bir parti Vatan Partisi. Çok güçlü kadroları var, deneyimli. Kadrolar bir taraftan, bir taraftan kadın teşkilatı, gençlik teşkilatı ile Vatan Partisi bugün mecliste olmasa da, binde 35 oy almış olsa da Türkiye'de iktidar olabilecek gerçekten güçlü bir parti. Ben 3 senedir bunun içerisindeyim, siyaseti gördüğüm için bunu rahatlıkla söylüyorum. Çok iyi kadrolar var. Ve vatandaş da bunu görüyor. Ben bir önceki seçimde Zonguldak'ta adaydım ve herhalde 10-15 bin insanla görüştüm. 15 bine yakın insanla görüştüm. İnsanlar da bunu görüyor. Kamuoyu bunu görüyor. Vatan Partisi'nin çok iyi kadrolara, doğru politikalara sahip olduğunu görüyor. Ama bir baraj var. Bir baraj var. Bir baraj değil, iki baraj var. Bir, siyasetin koyduğu baraj. Yani yasal baraj, %10 barajı. Bir de insanların kafasındaki baraj. İnsanların kafasındaki baraj %10 barajından çok daha önemli. İnsanlar gönüllerindeki partiye o siyasi baraj nedeniyle oy veremiyorlar Türkiye'de. Türkiye'de onun için adil, düzgün, doğru, hakkaniyetli bir seçim olmuyor. O baraj kalktığı gün kalksın, bugün bu seçimde iki gün içerisinde baraj kalksın, iki gün sonra Türkiye'deki oylar, o söyleyemediğimiz anketler falan alt üst olur. Çünkü insanlar artık biliyor ki burada tıkanmıştır siyaset, bunu açacak bir yeni kadroya, yeni güce, yeni bir enerjiye ihtiyaç vardır. Ama cesaret edip onu veremiyor. Gönlündekine veremiyor. Neden? Ben diyor Vatan Partisi'ne veya diğer küçük partilere oy verirsem ve o barajın altına kalırsa oradan kim faydalanacak? O bölgede en çok oy alan parti faydalanacak. Bu da şu anda görünürde AKP. Oylar AKP'ye gidecek diyor. AKP'ye oy vermek istemeyen vatandaşlar açısından söylüyorum. O halde diyor ben Vatan Partisi'ne vereceğime, benim görüşüme en yakın parti hangisi? İşte CHP, MHP neyse veya diğer partiler. Ona vereyim de hiç olmazsa benim verdiğim oy parlamentoya yansısın diyor. Yani parlamentoya yansımayan oy vermek istemiyor. Pratikte vatandaş haklı. Pratik bu. Verdiği oylar eğer geçerli meclise girebilecek bir partiye girerse temsil edilir. Ama bir de demokratik anlayış açısından olaya bakmak istiyor. Demokratik açıdan, siyaset açıdan, ideolojik açıdan olaya baktığınız zaman olay bu değil. Olay illa meclise girmek, illa iktidar olmak değil. Olay temsil edilmek. Bir davanın, bir fikrin temsil edilmesi, onun güdülmesi, onun peşinde koşulması. Şimdi Vatan Partisi 160 bin oy aldı. 160 bin vatandaş şöyle diyor. Vatan Partisi tam bağımsızlık isteyen parti. Vatan Partisi altı oka sahip çıkan, Atatürk ilkelerine sahip çıkan parti. Vatan Partisi bugün efendim işte bütün partilerin yürüttüğü, bugüne kadar yürüyen ve hala yürütülmekte olan ve yürütülecek olan mesajlar onu gösteriyor. Üretime dayalı değil, hala tüketime, sıcak paraya dayalı ve dış desteğe dayalı bir ekonomi yürüten parti değil. Üreten, üreterek zenginleşen, insanlarını çalışarak kazandıran bir parti olma yolunda mesajlar veren bir parti. O konuda iddialı. Diğeri birleştiren parti diyor. Neyi birleştiren? Türk milletini birleştiren. 72 milyon, 75 milyon nüfusuyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan etnik yapısı, dini yapısı, inancı ne olursa olsun herkesi bir arada kardeşçe, özgürce, eşit vatandaşlar olarak yaşatma iddiasını güden parti. O halde benim düşüncelerim bu. Ben bu Vatan Partisi'ne oy veririm. Ben bunu istiyorum. Benim illa meclise girmem gerekmiyor diyor. Ha, niye Vatan Partisi'ne bu kadar güveniyor? Diyor ki Vatan Partisi meclise giremedi ama öyle şeyler yaptı ki meclise giren hiçbir partinin, mecliste olmayan partilerin şeyleri, yapamadığı şeyleri yaptı. Nedir bu? İşte bir tanesini söyledik. Vatan Partisi ileri gelenleri Talat Paşa Komitesi Genel Başkanı ile birlikte 10 yıllık bir mücadele sonunda 100 yıllık yalanı sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi gömdü. Gömdü, toprağa gömdü. Yıktı, kırdı. Ermeni soykırım iddialar. Başka ne yaptı Vatan Partisi? Vatan Partisi bir anayasa çalışması başlamıştı. AKP'nin zorlamasıyla veya güdümüyle ve meclisteki CHP de istememesine rağmen ve başlangıçta o masaya gidip oturmuştu.
Vatan Partisi'nin öncülüğünde oluşturulan Milli Anayasa Platformu o çalışmaları, o görüşmeleri bitirdi. CHP'liler o masadan kalkmaya mecbur kaldı. Ve terk ettiler. En sonunda AKP'de çalışmayı yapamaz hale geldi, terk etti. Bunu kim yaptı? Milli Anayasa Platformu'nun, Anayasa Platformu'nun merkezindeki Vatan Partisi yaptı. Daha sonra o platform milli merkeze dönüştü ve vatandaşları bir araya getirmek ve mevcut yönetimi değiştirmek amacıyla çok önemli bir güç haline geldi. Maalesef seçimlerde bu işbirliğine dönüşmediği için gücünü tam olarak gösteremedi bazı anlayış farklılıklarından dolayı, ama o gücü gösterdi. Yani milletin bütün unsurlarını, milliyetçileri, vatanperverleri, cumhuriyetçileri, Atatürk yolunda, devrimler yolunda yürüyen çağdaş insanları bir araya getirme gücünü gösterdi. Başka ne yaptı? Çok önemli bir şey daha yaptı. İşte Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Türkiye'ye kurulan kumpası, kumpas davaları daha ilk günden görerek vatandaşları bu davalara karşı mücadelede bir araya getirdi. Çok açık tabirle ifade ediyorum. Silivri kapılarının, Silivri duvarlarının kırılması, zindan kapılarının açılması, Vatan Partililerin başını çektiği, önünü çektiği, merkezinde olduğu mücadelelerin neticesidir. 17-25 Aralık olayları kadar etkilidir. En az onun kadar etkilidir. Belki 17-25 Aralık olaylarını da zorlayan faktörlerden biridir. İşte bu parti meclise girer veya girmez. Bugünkü görüntüye göre giremez. Bugünkü görüntüye göre barajı aşamaz. Bugünkü görüntüye göre belki işte bir önceki seçimde aldığı oylara yakın bir oy alır. Yani benzerini alır, iki katını alır, üç katını alır ama baraj nedeniyle giremez. Ama vatandaşların, ona güvenenlerin partisi olmaya devam eder, umut olmaya devam eder ve Türkiye Cumhuriyeti'nde aynen nasıl diyoruz, silahlı kuvvetler bir güvencedir, rejimin, cumhuriyetin, devrimlerin güvencesi olmaya devam eder. Barajdan bahsettiniz efendim de. Şimdi bu konuda bir sıkıntı var. Hem ülkede %10 barajını uyguluyoruz. Yani bir yerde insanların demokratik seçme haklarını ellerinden alıyoruz. Yani çünkü biraz önce söylediğiniz gibi insanlar düşüncelerinin mecliste oy olarak temsil edilmesini isteyerek bir tercihte bulunacaklar. Siz barajı koyarak onu kafadan kaldırıyorsunuz. Bir tarafta da ülkede tek başına iktidarlarla istikrarı hedefliyorsunuz. İşte böyle olunca da diyorsunuz ki efendim işte koalisyon olmasın, tekrar seçime gidelim. Oysa ki şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne yaptınız? İki turlu seçim getirdiniz. Ben bunu daha önceleri de söyledim ama yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok derler. Şimdi tüm partilerin demokratik açıdan önünü açacak iki turlu bir seçim sistemi olsa, ilk turda %1 alan, %0.8 alan kendi verdiği listeyle orada bir temsilcisi olsa, ikinci turda da ilk ikiye giren parti arasında gitse, yani vatandaşlar mecliste temsil hakkıyla iktidarı seçme haklarını ayrı ayrı kullansa ne bu sorunlar olur, ne bir takım partiler küçük diye lanse edilir ve Türkiye için farklı alternatifler de üremeye başlar. İşte baktığınız zaman bugün 1035 diyorsunuz, işte daha farklı olur. Bir vekille, iki milletvekiliyle meclise girer bir Vatan Partisi, oradaki söylemi, çalışması, eylemiyle daha fazla kitleye ulaşabilir. Böylelikle hem tüm demokratik partilerin mecliste temsil etme şansı sağlanmış olur, hem de ikinci turda ilk seçimde A partisine verdiyseniz önünüze iki tercih konur. Şer, ehveni şer şeklinde bir değerlendirme yapıp ülkeyi yönetecek partiyi seçersiniz. Böylelikle hem istikrar problemimiz olmaz, şimdi hem de demokrasi açısından daha özgürcü bir yaklaşım olur. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunun benzerini yapıyoruz Türkiye. Hı. Ama konu iktidar seçimi olunca böyle bir yola başvuruyoruz. İşte 3 ay önce bir seçim yaptık.
2 gün sonra bir seçime daha gideceğiz. Yine benzer sonuçlar çıkarsa belki bir 3 ay sonra bir daha seçime gideceğiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Önemli olan ifade ettiğiniz gibi demokrasilerde halkın iradesinin özgürce yansıtılmasıdır. Özgürce iradesini, halkın iradesini kullanması ve bunun da parlamentolara, temsil makamlarına, temsil kurumlarına yansımasıdır. Bunun için çeşitli seçim sistemleri var. Türkiye'de de denendi işte. Milli Bakiye Sistemi Türkiye'de bugüne kadar en önemli ve demokrasiye en yakın sistemlerden biridir. Sizin ifade ettiğiniz iki aşamalı seçimde bir hal tarzı olabilir. Önemli olan en çok vatandaşın en adil şekilde iradesinin oraya yansıtılmasıdır. Bunun yöntemi de vardır, bulunur da. Sizin dediğiniz de bir seçim olabilir. Daha önce uygulanan yöntemler de seçim olabilir, kullanılabilir. Kaldı ki artık tek başına illa iktidar olsun, koalisyon olmasın düşüncesi de demokrasiye, demokratik cumhuriyetlerde hiç konuşulmaması gereken bir hal tarzıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet bugün iki parti devamlı iktidar için yarışıyor ama orada da bir sürü parti var. Sadece iki parti yok. Türkiye'de de var. Zaten vatandaş görüyor kim ne yapabilir ve yoğunlaşıyor bir şekilde. Onun için ne kadar çok parti meclise girerse girsin, neticede iktidarı oluşturacak partiler bir yerde yoğunlaşacak ve onlar kendileri otomatikman seçim neticesinde ortaya çıkacaktır. Ha, bugün işte iki parti bir araya gelse şey oluyor, iktidar oluyor. Yani 7 Haziran seçimlerine göre konuşursak, AKP ile herhangi bir parti bir araya geldiği zaman iktidar oluyor. Diğer ikisi veya üçü özellikle bir araya geldiği zaman iktidar olabiliyor. Ve bunlar olmaz mı? Olmadı mı? Oldu. Yani hep tek parti iktidarları döneminde Türkiye iyi idare edildi de koalisyon dönemlerinde mi kötü idare edildi? Buna evet demek mümkün değil. Koalisyon dönemlerinde de çok iyi idare edildi. Diğer çok iyi yönetilen dünya ülkeleri, Avrupa ülkeleri hep tek parti iktidarıyla mı yönetiliyor? Hayır, onun da çok örnekleri var. Bir sürü Avrupa ülkesi koalisyonlarla yönetiliyor. O halde burada önemli olan koalisyon, tek parti olayı değil. Mühim olan burada siyasi anlayış. Neyi, amaç? Amaç ne? Ülkeyi yönetmek mi? Ülkeyi yönetmekse, ülkeye hizmet etmekse bu tek partiyle de çok iyi olur. İktidar şeyde bu koalisyonlarla da çok iyi olur. Bugün anlaşamıyorlar. Neden koalisyon zorlaştı? Çünkü parti ileri gelenleri, siyasiler çok gerdiler. İnsanları çok ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Partiler veya insanlar, gruplar birbirine neredeyse düşman haline geldi. Artı eksi kutbu gibi oldu. Eğer bu söylemler daha demokratik, daha anlayışlı, daha olgun olursa koalisyonları oluşturmak da çok daha kolay olur ve koalisyonlarla yönetilmek de mümkündür. Şimdi başbakan geçenlerde diyor ki beni namerde muhtaç etmeyin, beni falancanın ayağına götürmeyin, filancanın ayağına götürmeyin. Bunlar siyasi kademelerde bulunan sorumlu insanların kullanacağı ifadeler değil. Çok açık görünüyor ki yarın oraya gideceksin. Yarın CHP'nin genel başkanına, MHP'nin genel başkanına, hatta HDP'nin genel başkanına gideceksin. Diyeceksin ki şu koşullarda bir koalisyon oluşturalım, gelin konuşalım diyeceksin. O halde ne demek namerde beni muhtaç etmeyin, ne demek beni onun ayağına götürmeyin, ayağa gitmek falan diye bir şey yoktur. Bu görüşmedir, demokratik ortamdır. Demokrasi de bunun, demokrasinin gereğidir. Vatandaş 3 partiye, 4 partiye bölünmüşse siz de orada 3 parti, 4 parti içerisinde birleşerek bir koalisyon kuracaksınız. Vatandaş sizden bunu istiyor. Hem siyasi irade deyip, hem milli irade deyip, hem de ona aykırı ifadeler kullanamazsınız. Ortamı germekten başka bir şeye yaramıyor. Onun için burada bence bir evet seçim sistemi tamamen yanlıştır. %10 barajı tamamen yanlıştır. Vatandaşın, bütün vatandaşların iradesini yansıtacak sisteme dönülmelidir. İfade ettiğiniz Vatan Partisi 160 bin oyla 2 milletvekili çıkarabilir. 2 milletvekili girer meclise, orada kendisini destekleyenlerin düşüncelerini yansıtır ve belki öyle yansıta yansıta çok daha büyük kitlelere belirli bir süre sonra umut olur ve iktidar partisi olur.
Ama oraya meclise giremezseniz, zaten medyanız bölünmüş, medya tamamen iktidara veya belirli gruplara hizmet eder hale gelmiş, korkutulmuş, sindirilmiş, sesinizi duyurma olanağınız elinizdeki kendi organınızda sınırlı. Onu da zaten serbestçe kullandıramıyorsunuz. Belirli işte Dijitürk veya haber şey var, Habertürk. Girmeyelim. Affedersiniz. Şeylere, belirli kanallara evet ancak kullanabiliyorsunuz. Onlara da serbestçe alınmıyorsunuz. Sesinizi duyurma olanağı kısıtlanıyor. İnsanlar serbestçe sesini duyursun. İnsanların iradesi özgürce yansıtılsın. Bu baraj dünyanın hiçbir yerinde yok. Var da bizdeki yok. Yani %10 gibi yok. Belki %3 falan gibi bir baraj olabilir. Bence ona da gerek yok. Girsin 3 kişi girsin, 5 kişi girsin. Bırakın temsil etsin, anlatsın. Ne kadar çok fikir çatışması olursa neticede o kadar çok iyi yönetimler veya kararlar alınır. Tabii bir de mevcut partiler var ve bir de bir takım iddialar var, bir takım perspektifler var. Şimdi mesela AK Parti'nin 17-25 Aralık sürecinden sonra dışladığı bir yapı var. Biraz önce konuştuk ilk bölümde de paralel yapı. Şimdi bu paralel yapının AK Parti'den sonra diğer farklı partilerde odaklandığı ifade ediliyor. Siz bu perspektiften bakınca bu yapıları içerisine alan, bunlarla güç kazanmaya çalışan siyasi partiler için ne söylersiniz, ne tavsiyede bulunursunuz? Bu yapı rejime aykırı bir yapı. Bu yapı çağdaşlığa aykırı bir yapı. Bu yapı cumhuriyet ilkelerine aykırı bir yapı. Bu yapı Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmayacak, vatandaşlarına hiçbir şey kazandırmayacak yapı. Yüzyılların gerisinde kalmış uygulamaları Türkiye'ye tekrar getirmeye çalışan bir yapı. Atatürk devrimleriyle elde ettiğimiz kazançları, kazanımları geriye götürmeye uğraşan bir yapı. Bu yapı nerede, kiminle beraberse, kim onunla beraberse onlara hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bir ifade vardır, aslı dururken kimse suretine gitmez diye. Bu yapıyı içine alarak ondan faydalanmak isteyenler de hiçbir şekilde faydalanamayacak, zarar göreceklerdir. Bu yapıya mücadele eden, bugün AKP uzun yıllar beraber çalıştığı bu yapıyla mücadele ediyor. Evet. Biz de diyoruz ki Vatan Partisi olarak bu mücadele desteklenmelidir. Biz böyle deyince Vatan Partisi AKP'li oldu, AKP'nin kuyruğuna takıldı. Vatan Partisi Tayyipçi oldu gibi ifadeler geliyor. Hayır, burada bir gerçek var. Burada yapılan bir doğru var. Bu temizlenmeli. Bu çünkü bir siyasi iktidar gibi değil. Çok açıkça oyla, konuşmayla, mecliste şurada burada temsil edilmiyor. Göremiyorsunuz. Gizli kapalı bir yapı. Siz sadece buzdağının üzerini görüyorsunuz. Onunla mücadele ediyorsunuz. O halde bu yapı hangi güçle temizlenecekse temizlenmelidir. Bugün güç iktidardır, siyasi otoritedir. O temizlemeye çalışıyor kendi organlarıyla. Onun temizlenmesini, o yapının temizlenmesini herkes desteklemelidir. Oraya sahip çıkarak, onlardan sahip çıkmak suretiyle ben onun taraftarlarından oy alırım düşüncesine girmek cumhuriyete de ihanettir, vatandaşa da ihanettir. Geleceğe de ihanettir, çağdaşlığa, aydınlanmaya, her kişiye ihanettir. Hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Evet, görüyoruz memleketin en önemli partileri, hem de ana muhalefet olacak parti, iktidara en yakın, bugünkü iktidardan sonra en yakın parti bile veya partiler bile bundan medet ummuyor ama hayal kırıklığına uğrayacaklar. O esas o partiye destek veren, Atatürk'ün partisi diyen, Atatürk'ün ilkelerine, devrimlerine sahip çıkan partinin merkezini oluşturan büyük kitle bunu hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Birilerini kazanırım, 1 puan, 2 puan kazanırım diye 3, 5, 10 puan kaybetme riski vardır. Bunu çok iyi göz önüne almaları lazım. Bu kaybedecek seçmenin gideceği adres Vatan Partisi olabilir mi? Olabilir tabii. Çünkü Vatan Partisi'nin en önemli özelliği şu. Bağımsızlık, Türkiye'nin tam bağımsızlığı iddiasıyla ve altı ok yani Atatürk devrim ve ilkelerine
tam sahip çıkma, ödünsüz sahip çıkma kararıyla yürüyen bir partidir. Ve bu görüşü, bu iddiayı Vatan Partisi kadar savunan, söyleyen, söylemleriyle gösteren bir parti ben göremiyorum. Bilmiyorum siz görebiliyorsanız dinlemek isterim. Paşam biraz Samsun'a gelelim efendim. Evet. Yani görev yaptığınız yerde evet. Milletvekili adayısınız evet. Vatan Partisi'nin. Nasıl görüyorsunuz Samsun'u? Samsun'u seçmenlerden ne bekliyorsunuz? Efendim, Samsun çok güzel, çok önemli bir şehir. Yani önemini, değerini anlatmaya gerek yok. Bulunduğu konumu itibariyle, nüfus yapısı itibariyle, her şeyden önce işte Atatürk'ün şehri. Ben dün Samsunlara 2-3 gün önce bir 29 Ekim vesilesiyle hitap etme şansı buldum bir konferansta. Orada da ifade ettim. Atatürk'e Cumhuriyet'in yolunu, Kurtuluş Savaşı'nın, milli mücadelenin yolunu açan insanların çocukları, torunları Samsunlular. Ne mutlu. Bu Samsun'dan ne bekliyoruz ve Samsun'un durumu nedir? Samsun, görünen bir gerçek var. Samsun çok geriye gitti. Ekonomik olarak çok geriye gitti. Göç aldı. Samsun'a iş alanı, istihdam alanı açılmadı. Yeni yatırımlar, önemli yatırımlar yapılmadı. Bütün Türkiye'nin genelinde olduğu gibi burada da görüyorum işte alışveriş merkezi bir tane daha yapılmış. Ben gittikten sonra buradayken bir tane yapılmıştı. İki tane daha yapılmış. Üç tane büyük alışveriş merkezi olmuş. Bu kimin yararına, kim kazanıyor buradan? Bütün alışveriş merkezleri yabancı kaynaklıdır. Sahipleri yabancıdır. Satış yapan mağazalara bakın. Hepsi yabancıların mallarını vatandaşımıza pazarlamaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Türkiye'nin ve hiçbir ilin buradan çıkarı yoktur. Ama burada öyle bir potansiyel var ki işte Çarşamba Ovası, Bafra Ovası gibi Türkiye'nin büyük kesimini besleyecek burada bir tarım alanı var. Burada zamanında çok güzel barajlar yapılmış. Kızılırmak üzerinde, Yeşilırmak üzerinde barajlarımız yapılmış. Tarımı canlandırmak, yeni tarım alanlarında istihdamı yaratmak, yatırımlar yapmak, AVM'ler değil, fabrikalar yapmak suretiyle iş alanları açmak. Çok güzel bir üniversitemiz var. Bu üniversiteyle bu iş alanlarını birleştirmek, onların önünü açmak, onlarla bir araya getirmek bunları gibi Samsun'da çok kolay, süratle yapılacak çok şeyler var. Samsun'u tekrar canlandıracak çok şeyler var. Samsun, Türkiye'nin en önde gelen, gelişmişlik açısından, ekonomi açısından en önde gelen illerdendi. Şimdi herhalde 40'lardan 50'lerden sonra geliyor ekonomik potansiyel olarak, gelişmiş olarak. Ayrıca teşvik alan iller kapsamından da çıkarıldığı için o da Samsun'u geriletmeye götürdü. Bütün Türkiye'de genelde budur. Onun için bizim ana politikamız da budur. Üreten Türkiye ifademizin anlamı budur. Üreten Türkiye, insanları dilenen, yardım alan, işte kömür alan, torbalarla erzak alan insanlar değil. Çalışarak, üreterek, kazanarak, alın teriyle, vicdan rahatlığıyla yiyen insanlar haline getirmek. Onda burada bu kadar güzel üniversiteler kurmuşsunuz. Çıkan üniversiteden mezun olan gençler nereye gidecek? Onun kaygısını yaşıyor. O insanlara iş alanları açarak, istihdam alanı devamlı yaratarak, büyüterek, üreterek bu ülkeyi geliştirmek süratli politikamız var. Bunu yapamaz mı Türkiye? Bunu yapar. Bunu Türkiye'de o kadar büyük potansiyel, maddi, manevi, insan gücü olanakları var ki Türkiye'nin bunu yapmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Yeter ki Türkiye buna karar versin. Türkiye'yi yönetenler buna karar versin. Çok kısa sürede hem işte Samsun ilimiz, diğer illerimiz ve Türkiye büyük kalkınma hamleleri yapabilecek güçtedir. Neden yapmıyor? Gene geliyoruz bağımlılığa. Bir şey üretmenizi istemiyorlar. Şu fabrikayı açayım dersiniz, açtırmıyorlar. Ben sana daha ucuzunu vereyim deyip hemen oraya giriyorlar. İlaç üretemiyorsunuz. Tohumlarınızı elinizden alıyorlar. Tohum bile bulundurmanızı istemiyorlar. Size biz tohum verelim diyorlar. Onu istemiyorlar. Limanlarınızı, bütün fabrikalarınızı, stratejik kurumlarınızı özelleştiriyorsunuz. Yok fiyatına satıyorsunuz. Ondan sonra devletin kontrolünden çıkıyor. Oraları verimli hale, kullanamaz hale getiriyorsunuz. Politikalarınızı uygulayamayız hale getiriyorsunuz. Üreten Türkiye çok önemli. Üretemeyecek insan yok mu? Üretemeyecek, katılımlamayacak insan yok mu?
Evet var. Olabilir, yaşlıdır, sakattır, engellidir, çalışamaz durumdadır, kimsesi yoktur. Tabii ki o insanlara sahip çıkacağız. Cumhuriyet Atatürk'ün dediği gibi kimsesizlerin kimsesidir. Ona mutlaka bu ülke, bu ülkenin insanı, bu ülkenin kurumları onlara zaten sahip çıkacaktır. Yani bu parti iktidardan giderse biz sahipsiz kalırız. Bize yardım olmaz. Biz işte verilen bu yardımlar, destekler kesilir. Korkusu ve düşüncesi kesinlikle vatandaşlarımızda olmamalı. Korkmamalı. Türkiye üretmeye başladığı zaman o vatandaşlarımız da kimseye muhtaç olmadan onların şu anda kendilerine verilen yardımların 3 katını, 5 katını kazanacak veya o yardımı alacak duruma gelecekler. Bunu görmeli Türkiye. Bağımlılıktan kurtulup kendi kendimize üreten, kendi kendine yeten her alanda, sanayide, harp sanayinde, savaş sanayinde, her alanda teknolojisini kendi üreten, silahını kendi üreten, yiyeceğini, içeceğini kendi üreten ve bunları da dışarıya satan bir ülke olmaması için Türkiye'nin hiçbir neden yok. Bu potansiyele Türkiye sahip. Yeter ki de ifade ettiğim gibi iyi yönetilsin, kimse kendine çalışmasın, 17-25 Aralıklar olmasın, üretilsin. Evet. Bunu yapacak güç var Türkiye'de. Vatan Partisi'nde de bunu yapacak politika, bunu yapacak kadrolar var. Yani Türkiye'nin aslında ekonomik bir kurtuluş savaşına kesinlikle ihtiyaç evet, veriyorsunuz. Yeniden. Evet. Bu kez silahla değil ama ekonomiyle, bilimle, sosyolojiyle, teknolojiyle, her yönüyle yeni bir kurtuluş savaşına ihtiyaç var. Ancak bu verildikten sonra tam bağımsız bir Türkiye'den bahsedilebilir. Ön koşulu. Tabii bugün ekonomik olarak bağımlılığını kaybeden kişiler, toplumlar, milletler de yarın diğer ana bağımsızlıklarını da kaybederler diyelim. Ben süremizin sonuna geldik paşam. Son mesajlarınızı ekrana, kameraya verin. Peki, ondan sonra kapatalım. Teşekkür ediyoruz şimdiden. Ben teşekkür ederim. Öncelikle bana bu olanağı sağlayan Haber Aks Televizyonu'na ve Sayın Erdem Erol'a çok teşekkür ediyorum. Başlangıçta ifade ettim. Cumhuriyet'in 92. yılını tekrar kutluyor ve bize Cumhuriyet'i bağışlayanlara saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Samsunlulara, değerli sevgili Samsunlulara, dostlarımıza ve şunu söylüyorum. Türkiye geleceği parlak, yeterli insan gücüne, bilgi gücüne, potansiyele, her türlü ekonomik potansiyele sahip bir ülkedir. Önümüz açıktır. Karamsar olmayalım. Gönlümüzdeki geçeni uygulayalım. Gönlünüzden geçene oy verelim, mutlaka sandığa gidelim. Vatandaşlık görevimizi mutlaka yapalım. Gönlümüzden geçene oy verelim ve ülkemiz için herkes elinden geleni yapmaya, nereye elini koyması gerekiyorsa taşın altına koymaya devam etmelidir. Bu düşüncelerle değerli Samsun halkını, Atatürk'ün şehri Samsun'un değerli halkını, Samsunlileri saygıyla selamlıyor. Gelecek güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Programımıza katıldığınız için, sohbetiniz için. Sevgili seyirciler, 25. saatte Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili birinci sıra adayı, eski Samsun Garnizon Komutanı Sayın Naci Beştepe konuğumuz oldu. 2 saat boyunca Türkiye'yi, terörü, Türkiye'nin sorunlarını, siyaseti, siyasi partileri konuştuk. 2 gün sonra seçim var. Demokratik bir yarış. Sizlerin oylarınızla belirlenecek. Ben herkesten önce Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşını sandığa davet ediyorum. Çünkü söz söyleme sırası vatandaşımızda. Kime oyunuzu verirseniz verin, kimin için sözünüzü söyleyecekseniz söyleyin ama bu hakkınızı lütfen kullanın diyorum ve iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.
25. Saati sundu.